Evet arkadaşlar, bugün sadece edebiyatın, dil bilgisinin değil, toplumun ve hatta sosyal medyanın kanayan yarasını işleyeceğiz. Ek olan D dağlar bitişik, bağlaç olan D dağlar ayrı yazılır. Şimdi size iki örnek cümle yazacağım. Sen yanımda olduktan sonra bütün D'ler dağlar ayrı olsa da koymaz bağ. Ama bana koyar canım. Çünkü birleşik yazılmış bağlaçtan daha hiçbir şey görmedim ben. Hasan ya, ders dinleyeyim ben. Evet. Bu iki cümleden birinde D daha yanlış yazıldı. Kim göstermek ister? Ben göstereyim. Gel bakalım Osman. Hocam, öldüm ama kusura bakmayın. Buyurun. Gökçe Molluoğlu'yu dersten alabilir miyim? Tabii hocam. Gökçe, benimle geliyorsun. Geldim müdür bey, hocam. Ne oldu hocam? Onu siz söyleyeceksiniz kızım. Ne oldu da bu yaşta sahtekar oldunuz siz? Anlamadım hocam. Bunları diyorum Gökçe. Nedir bunlar? Cevap ver bana. Rapor. Yürüyün çabuk odama. Kütüklerin efendisi. Sağa diyorum, sağa. Sağa diyorum, sağa. Senin derdin ne? Benim kocanla görüncenden başka bir derdim yok. Biri gelir evimi yakar, öbürü çeyizini bana kaktırmaya çalışır. Ayıp, ayıp. Benim canım boncuğumla, canım kocamdan seni sevmekten başka ne derdi varmış? Sevmeyin beni Naide. Çok sevmek istiyorsanız gidin ötede sevin. Canım, o zaman sen de az ötede sev. Ne? Ben mi seviyormuşum? O kırmızı kafalıyı ben mi seviyorum? Ben ondan çoktan vazgeçtim ben. Ay sen onu benim külahıma anlat. Sevmediğin için mi yaylayı bekliyorsun? Niye gitmiyorsun sen? Ben babamın gemisini bitireceğim. Bitince de gideceğim yani. Ne o gemi bitecek, ne de sen gideceğim. Biliyorsun değil mi? Ya he. Ben bilerek bitirmiyorum gitmemek için gemiyi, öyle mi? Bana baksana sen. Sen Yıldız'dan vazgeçmiş olsaydın eğer, o gemiyi bırak yapmayı, gemileri yakar gene de giderdik. Kime masal anlatıyorsun sen? Niye sinire kestin ki şimdi ya? Ben babamın güvenini tekrar kazanmak için gemi yapacağım, ondan sonra... Ondan sonrası onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Allah aşkına şu kıza olan aşkını kabul et. Sen de kurtul, biz de kurtulalım, milyonlardan kurtulsun. Ya ben kabul etsem ne olacak o beni sevmedikten sonra? Benim kardeşim, bu kız seni sevmese bu yaylada, bu soğukta ne işi var ya? Burası -15 derece, donuyoruz ya, donuyoruz geceleri. Her an seni görebilmek için. Attığın her adımı bilebilmek için kalıyor burada. Çaktırma. Bak şu anda iddiaya girerim. Pencereden bize bakıyor. Bildin mi? Bakıyor mu? Bakıyor mu? Bakıyor mu? Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bildim. Bugün ne olacak? Ne olmuş? Ne olmuşu mu var ya? Sen onu çağır diye gözünün içine bakıyor. Her şey diyor benim yüzümden oldu diyor. Ben suçluyum diyor. Ben diyor onun bir gün çıkıp geleceğini tahmin etmediğimde böyle saçmaladım diyor. Yıldız mı diyor bunlar? Yani tabii o daha güzel söylüyor. İşte şimdi edebiyata merakı olduğundan böyle sandıklara diyor şeyi... umudumu sandıklara kapattım diyor. Böyle yani romantik söylüyor. Yıldız'a bak sen ya. Sonunda dev aynalarını kırmış. Tuzlafuz etti vallahi. Sen de azıcık sakin ol ya. Bu kızı da bu kadar üzme. Çeyizini parçalamak nedir? Tamam ben ileri gittim de o da benim damarıma bastı yani. Delirtti beni. Tamam. Bak hatasını anladı diyorum. Sen de şu içindeki öküzü bir tut. Tamam mı? Çok mu üzülmüş? Çok üzülmüş ama bir kerecik öpersin geçer. Çarptın. Sen bir git. Ya siz böyle bir şeyi nasıl yaparsınız ya? Osmancığım. Ben sana sormadım mı bu evraklar gerçek mi değil mi diye? Hani bunlar Dr. Cihan Sezgin'indi? Hani %100 orijinaldi? Orijinal zaten %100 orijinal ya. Arada %1'den az fark var diye ne şey yapıyorsun ki şimdi? Aa kalite ürün işte yani. Bir şey desene. Ya vallahi öyle yenge ya. Rahatlığa bak ya. Ay yok Mine ben delireceğim. Vallahi delireceğim ben. Ya müdür bizi evrakta sahtecilikten, dolandırıcılıktan suçluyor diyorum. Sen anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Babam var ya babam bizi böyle kıtır kesecek. Kesecek. Mahvolacağız ya. Ya yok ya. Eğer zaten müdür babana söyleyecek olsa çoktan aramıştı zaten. He işte ben de onu diyeyim ya. Ya sen şu şoför sevgine az güvensene ya. Trust me ya. Gökçe. Aman küçük ama. Gel. Ay damn it. Kodes damlarında çürüyeceğiz. Buyurun karakola gidiyoruz. Niye ya? Ya o trafik cezası işinse ben onu hallettim, ödedim ben onu yani. Osman. Ha hocam. Bundan sonra sorularını savcıya sorarsın oğlum. Savcı mı? Evet Emin, sen de. Hocam ne savcısı siz? Ne diyorsunuz ya? Siz de alıyoruz kızlar. Vay, yani neden? Ne alakası var? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok ki. Hepsini bu ikisi yaptı. Zorluk çıkartmayın hanımlar. Buyurun şöyle. Sattı. Mine ne yapıyorsun? Mine ne yapıyorsun? Kaderime razı oluyorum. Babama hesap vermektense hapislerde düşürürüm daha iyi. Alın beni memur bey. İndir elini salak. Buyurun hanımlar. Siz de alıyoruz. Buyurun. Abi biz... Buyurun. Hocam. Hocam vallahi bir şey...